Kıymetli arkadaşlarım, sizle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bir kısmınızın bilgisi var. Terör örgütü 2014 ve 2015 yıllarında 5550 kişiyi daha çıkardı. Yaklaşık 3-4 yıldır terör örgütüne katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53'tü, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahı gündeme koymaya çalışıyorlar. 500 kişilik bir liste yaptılar. Yapan bizatihi Murat Karayılan ve arkadaşlarıdır. Ve bu 500 kişilik listeyi Türkiye'ye, kendi yandaşlarına beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında daha kazandırmak için gönderiyorlar. Her şeyi adım adım takip ediyoruz. Buradan teröristlere ve terörün destekçilerine bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye eski Türkiye değil. Allah'a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. Size nefes aldırmayız. Bu ülkenin evlatlarını yakasından düşün. Bu ülkenin çocuklarını yakasından düşün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle terörist sıfatınız üzerinizden kaybolmaz. Bunu biliyoruz. Hangi işbirlikleri yaptığınızı da biliyoruz. Teröre nasıl tabi olduğunuzu da biliyoruz. Hangi ülkelerin istihbaratlarına elemanlık yaptığınızı da biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Bu ülkenin huzurunu, bu ülkenin birliğini, bu ülkenin kardeşliğini, bu ülkenin barışını Amerika'nın, Avrupa'nın uşaklarına bozdurmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bedeli ne olursa olsun. Bu ülke çok bedel ödedi. Bu millet çok bedel ödedi. Bu topraklar çok bedel ödedi. Bizden sonra gelecek nesiller de bedel ödemekten korkmazlar. 15 Temmuz'da bunu gösterdiler. Ay yıldızlı bayraklarıyla bu ülkenin gençleri sokağa çıktılar. Öğrenci eylemi diye pazarladıkları eylemlerde 45-55 yaşında terör örgütü iltisaklı tiplerin çıkması tesadüf müdür? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu terör iltisaklı tiplere birilerinin sahip çıkmasıyla geri adım atacağımızı mı zannediyorlar? Ne yapacağız? Okullarımızı terör örgütlü iltisaklı tiplere teslim mi edeceğiz? Üniversitelerimizi teslim mi edeceğiz? Buna imkan mı vereceğiz? Terörle mücadelemizin en zirvesindeyiz. En zirvesinde olduğumuz bu dönemde kimseye pabuç bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Kendi yayın kanallarından sürekli cezaevlerine çağrı yapmaları, orada bir huzursuzluk çıkarma çabaları boşuna değildir. Bu tabloya baktığımızda sol terör örgütlerini kırsalda bitirdik diye rahatlamak mümkün olabilir mi? Yine Hasan Başkan biraz önce ifade etti. Suriye ve İran kuzeyi orada durduğu sürece biz tetikte olmak zorundayız. Oraları temizlemedikçe. Hayallerindeki terör koridorunu hayallerinden söküp atmadıkça, bir daha akıllarına getirebilecek bir anlayış bırakmadıkça terörle mücadelemiz bitmeyecektir. Kimse yanlış anlamasın. Biz terörle mücadeleyi 780 bin kilometre karenin içerisinde veriyor değiliz. Bizim terörle mücadele anlayışımız savunma sanayimizi %20'den %80'e kadar milli yerli oranına çıkarmakla başlamıştır. Bizim terörle mücadele anlayışımız profesyonel askerlik,
terörle mücadeleye profesyonel bir yaklaşımla başlamakla en önemli adımını atmıştır. Bizim terörle mücadelemiz Yüksekova Havalimanı'yladır. Bizim terörle mücadelemiz 81 vilayette olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafına üniversite nakşetmeyle ilgilidir. Bizim terörle mücadelemiz yoldur, kalkınmadır, gelişmedir. Bizim terörle mücadelemiz Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızı öğretmenle buluşturmaktır. Bizim terörle mücadelemiz spor salonlarımızdır. Bizim terörle mücadelemiz herkes bilsin ki, herkes bilmeli ki insanların gece saat 3'e kadar 4'e kadar huzurlu bir şekilde terör örgütünden korkmadan, çekinmeden, onların baskılarını aldırmadan çocuklarla beraber rahat bir şekilde yürüyebilmesidir, hayatın tadını çıkarabilmesidir. Biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Amerika'da karşımızda olsa, Avrupa'da karşımızda olsa, Türkiye adamlarını da sızdırsalar, biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. DAEŞ'le de mücadele edeceğiz. FETÖ'yle de mücadele edeceğiz. PKK'yla da mücadele edeceğiz. PYD'yle de mücadele edeceğiz. Allah şahittir. Cumhuriyet'in ikinci asrına terörle ilgili gelecek nesillerimize bir tek kırıntı bırakmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Bir tek kırıntı bırakmayacağız.